Herkese merhaba. Endokrin sistemle yine devam ediyoruz. Endokrin sistemi oluşturan bir diğer bez, adrenal bezlerle devam edeceğiz. Ama bir önceki eğitimimizde hatırlıyorsanız tiroid, paratiroid ve epifiz bezini görmüştük. Adrenal bezler aslında böbrek üstü bezleri diye söylüyoruz. Adrenal bezler her iki böbreğin de üst kısmına yerleşmiştir ve sarımsı bir renktedir. İki adet bezdir. Bakın sağ taraftaki böbrek üstü bezini görüyorsunuz. Sol taraftakini görüyorsunuz. İç ve dış kısım olmak üzere iki bölümden oluşur. Aslında şöyledir. İç kısım medulla kısmıdır. Kan damarlarını görüyorsunuz. Kan damarları vardır. Dış kısmı ise korteks kısmıdır. Ve üstünde de sarı renkte kapsül vardır. İç ve dış olmak üzere iki bölümden oluşur demiştik. İç kısmına medulla yani öz bölüm diyoruz. Dış kısmına ise adrenal korteks yani kabuk bölümü diyoruz. Her iki bölümden de yapı ve fonksiyon bakımından tabii ki de farklı hormonlar salgılanmaktadır. Peki medulla bölümü hormonları ve korteks bölümü hormonları diye size burada göstermiş bakın şekilde çok güzel bir şekilde. Medulla bölümünden yani orta kısımdan, öz kısımdan adrenalin %80 oranında salgılanıyor ve noradrenalin %20. Korteks yani kabuk bölümünden ise glukokortikoidler, mineralokortikoidler ve adrenokortikoidler salgılanmaktadır. Başta medulla bölümünden salgılanan hormonlarla başlayacağız. Neydi? Adrenalin ve noradrenalin salgılanıyordu. Ama en fazla %80 oranında adrenalin hormonu salgılanmakta. Böbrek üstü bezinin orta kısmı yani medulla kısmında. Bir kere sempatik uyarı alıyor ve adrenalin ve noradrenalin olmak üzere iki hormonu salgılıyor medulla kısmı. Sempatik uyarı neydi? Korku, heyecan, hiddet, stres durumunda bakın bu hormonlar salgılanmaya başlıyor. Ve tabii ki de yine bakın hipotalamusun kontrolünde. Bu hormonlara biz katekolaminler adında veriyoruz. Adrenalin etkileri kalbin çalışmasını hızlandırıyor. Zaten stres, korku, şöyle bir düşündüğünüzde vücudunuzu dinlediğinizde neler olduğunu aslında buradakilerin hepsini anlayabilirsiniz. Adrenalin hormonu salgılandığında dedik ki sempatik uyarı olması lazım. Yani stresli durumlarda oluyor. Kalbiniz daha hızlı atmaya başlar. Böylelikle kan basıncı artar. Oksijen tüketimini artırır. Solunum da tabii ki de hızlanır. Değil mi? Heyecanlandığımızda, stresli olduğumuzda yüzeysel ve çevresel kan damarları daraltır. İskelet kasları damarları ve koroner damarları genişler. Yani kalbi besleyen damarlar. Ama diğer damarları ise tam tersi bakın daraltıyor. Glikojeni karaciğerdeki glikoza dönüştürür. Böylelikle kan şeker düzeyini yükseltir. Yani her şey artıyor bakın stres durumunda. Ve sindirim kanalında yavaşlamaya neden olur. Aynı zamanda pupillalar yani göz bebekleri genişlemeye başlar. Korteks bölümü hormonları ise ACTH kontrolündedir. Steroid yapıdadır. Hatırlıyorsak steroid yapıdaki hormon yapısını kolesterol yapıda oluyorlardı, depolanmıyorlardı, yağda çözünüyorlardı ve kanda bir proteine bağlanarak taşınıyorlardı ve hücre zarından kolay bir şekilde geçen hormon tipiydi. Bu hormonlara biz ne diyoruz? Kortikosteroidler diyoruz. Bunların en önemlileri glikokortikoidler, mineralokortikoidler, ve adrenokortikoidler. Bu da size aslında zaten isimlerin şu gluko biliyorsunuz şekerle ilgilidir. Minerala işte bakın tuz yani vücut dengesini oluşturan sıvı elektrolit sistemi ile ilgilidir. Yine androjen de cinsiyet hormonlarıyla ilgilidir. Aslında burada size kısaca özetlemiş. Aslında baktığınız zaman anatomide her şey birbiriyle kelimeler etkileşim içinde. Yani iki kelime birleşerek başka bir kelimeyi meydana getiriyor. Yani şunların baş kısımlarına baktığınız zaman zaten aslında ne ile ilgili olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi glikokortikoidlerle başlayalım. Şekerle ilgili demiştik zaten biraz önce söylemiştik. En önemlileri kortizol ve
kortikosterondur. Glikokortikoid aktivitesi büyük çoğunluğun kortizol sorumludur. Kortizol da aslında çok duyuyorsunuz kortizol ilacından. Bu da şöyle, kortizol hormonunun ilaç olarak kullanılan sentetik biçimine biz kortizon adını veriyoruz. Yine bu hormonlar vücudu stresli durumlara karşı ne yapıyor? Hazırlıyor. Yani biz ilaç olarak dışarıdan doktor bizlere verdiği zaman kortizon şeklinde alıyoruz. Aslında adı kortizol hormonu. Peki neler yapıyor? Vücuda etkileri neler? Şöyle bir bakın. İştahı artırır, kilo alımına neden olur. Aminoasitlerden glikoz üretimi için kaslarda protein yıkımını bakın arttırıyor. Burada bunu devrede görüyoruz şekeri. Kemiklerden kalsiyumu çözüyor. Yine aynı şekilde bu da güçsüzlüğe neden oluyor bakın. Yağ depolarındaki yağın kullanımını artırıyor ve kan glikoz düzeyini bakın yükseltiyor. Bağışıklık sistemini baskılıyor. Aslında burada biraz şaşırıyorsunuz ama bağışıklık sistemini neden baskılıyor? Çünkü vücutta iltihabı ve alerjik reaksiyonları bakın. Özür dilerim. Engellemeye çalışıyor. Tekrar edeyim. Glikokortikoidler en önemlisi kortizol dedik. Bu ilaç şeklinde kortizon olarak bulunuyor. Bakın kan glikoz seviyesini yükseltiyor, iştah artıyor. O yüzden kortizon alanlar kilo alıyorum diye hep şikayet ederler. Ve bağışıklık sistemini baskıladığı için bunun sonucunda da vücutta iltihabı ve alerjik reaksiyonları engelliyor. Mineralokortikoidler adı da üstünde sıvı elektrolit dengesini sağlayan bir hormondur. Bunun en önemlisi de aldosterondur bakın. Sıvı elektrolit neler geliyor? Zaten aklınıza hemen hücre için en önemli gereken şey sodyum ve potasyumdu. Hatırlıyorsanız hücreleri daha çok oluşturan elektrolitlerde rol görevleri olanlar. Böbreklerde sodyum ve suyun geri emilimini artırıp çünkü vücut için çok gerekli potasyumun vücuttan atılımını sağlıyor. Şimdi adrenokortikoidler ise seksüel hormonlar. Yine korteksten salgılanıyor demiştik seksüel hormonlar. Biraz önce daha doğrusu bununla ilgili bilgi vermiştik. Progesteron, östrojen ve androjen de. Androjen erkekte ses kalınlaşması, kıllanma ve kas tonusunun artmasında rol oynuyor. Kadında ise cinsiyet içgüdüsünün ortaya çıkmasını sağlıyor. Yine bunların denetimini sağlayan ise ACTH denetiminde bu görevlerini sürdürüyorlar. Androjen de yine çok aktif bir şekilde korteksten salgılanan bir hormon. Bu hormonlar aynı zamanda eşey hücrelerinde de üretilir. Bu desteği yine güzel bir şekilde vermiş.